17 Ağustos depremi sonrası İstanbul'un tüm ilçelerine yerleştirilen 2000'den fazla afet müdahale konteyneri zaman içinde hırsızların hedefi olmuş ve yağmalanmıştı. Sorumluluğun belediyelere verilmesinin ardından konteynerler bir bir elden geçirildi. İçindeki acil müdahale ve yaşamsal malzemeler yenilendi. Denetimler sıkılaştırıldı. Ümraniye Belediyesi de dün ilçedeki 35 deprem konteynerinde inceleme yaptı. 250 kişilik çadırımız var başkanım. Depreme hazırlık olarak arkadaşlar böyle aletli, edevatlı ve konteynerlerimizde bütün mahallelerimiz hazır. Turuncu renkli afet müdahale konteynerleri. İçi hayat kurtaran malzemelerle dolu. 17 Ağustos depremi sonrası hemen hemen İstanbul'un her mahallesine konulmuştu. Deprem içindi ama konteynerler hırsızların hedefi oldu. En çok da jeneratör ve delici aletler gibi pahalı eşya çalındı. Bugün İstanbul genelinde 499 afet müdahale konteyneri bulunuyor. Bakım ve kontrolleri belediyeler tarafından yapılıyor. Ümraniye Belediyesi de 4,6 büyüklüğündeki son depremin ardından ilçede yer alan 35 konteynerde denetim yaptı. Konteynerler açıldı, içindeki malzemeler tek tek incelendi. Afet müdahale konteynerlarının içinde olası bir deprem sonrası ihtiyaç duyulan her türlü gereç mevcut. Kesici ve kırıcı aletlerden ilk yardım setlerine, jeneratörlerden çadıra kadar, öyle ki içinde 250 kişinin barınabileceği bir çadırda bulunuyor. Konteynerların anahtarları ise belediyelerde, muhtarlarda ve emniyet birimlerinde yer alıyor. İstanbul'un diğer ilçelerinde bulunan konteynerlerinde sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Ülkemiz deprem ülkesi, İstanbul'umuz deprem şehri. Onun için hepimiz bütün yekvücut halinde buna hazır olmalıyız. Bütün ulaşım aksları yeniden elden geçirildi. Toplanma yerleri belirlendi. Ümraniye'mizde bir tabii afet anında 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var. Deprem sonrası afet ve acil durum toplanma alanları da hayati öneme sahip. İstanbul'da 39 ilçede toplam 2800 toplanma alanı bulunuyor. Bu alanlar e-devlet uygulaması üzerinden görülebiliyor.